Sizce Polat ne yapacak efendim? Bize mi saldıracak? Göreceğiz. Usta, taziyeleri burada mı kabul edeceksin, ofiste mi? Taziye maziye istemem. Bizimkiler ofise gelsin. Bizimkilere söyle ofise geçsinler. Ofise geçiyoruz. Hazırlıkları yaptınız mı Kazım? Ne hazırlığı? Silah mühimmat? Yo. Polat abi bilmiyorsun. Sevdiğine bir şey oldun da dünyayı yakar. Kesin savaş açacağız bütün şerefsizlere. Fatiha'sını okuyorsun Abdüley. Elini yüzüne sür, millet bakıyor. Ortak, gitmiyor muyuz? Dayı, beni affetmeymişsin. Affedip koynuma mı alacağım? Hı? Yaşlısın işte. Daha ne istesin? Dayı, peki kendini affetmeymişsin? Cevherim, bu sıra var ya, kendimi hiç sevmeyeyim. Dayı, intikam ateşiyle yanayım, tutuşayım, küllerimden tekrar oluşayım. Ne durik? Biz de Polat'ın evine girek. Herif evimize girdi. Ne Pamela bıraktı, ne Suelen. Sen de değilsin ki biz de Ceyhan'ın evine girek. Aha girdik. Ne diyeceksin? Dayı, benim bu alemde ismimin bir ağırlığı yok. Ama senin isminin bir ağırlığı var. Cevherim aslan yaralı. Yani biz çakal mıyık gidek de yaralı aslana saldırak? İyileşsin. Sonra gidip aslan gibi çarpışırık. Bilir misin Cevher, aslanın derdinden en iyi aslan anlar. Yani sen değilsin ki ben Polat Alemdar'ı seveyim. O nereden çıktı Cevher? Ben senin dediğinden onu anlarım dayı. Oğlum,
Bu alemde ismin var değilsin. Bu isim nasıl oldu? Düşmanın söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bak Polat'a. Amerika düşmanı. İsrail düşmanı. İskender Bey düşmanı. Çok şükür bizim düşmanımız da Polat Alemdar. Yaptınız mı hazırlığınızı? Ne hazırlığı? Abdüley'in intikamını almak için Polat ilk bize saldıracak. Ben senin gibi düşünmüyorum. Niye? Herif gücünü toplamadan bize saldırıp niye gücünü kaybetsin ki? Aklı başında olsa senin dediğin gibi yapar. Şimdi aklı başında değil, acısı var. İskender Bey, herifi gördüm. Ne benim Foso Cefer'e benziyor, ne senin o Foso'lara. Herifin gözü uykuda bile açık. Hır 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 düşünüyor. Göreceğiz. Gel İncim, gel. Her şey bitti. Buraya kadardı. Anlamadım. Ben artık yokum. Usta ne diyorsun? Dükkanı kapatıyoruz diyorum Memati. Tamam usta. Kapatalım dükkanı. Çok güzel düşünmüşsün de... intikamın dükkanla ne alakası var? Kardeşimizi kaybettik. Kimler yüzünden kaybettiysek gidip kanını dökeceğiz. Benim kanının dökülmesine razı olacağım bir kardeşim daha yok. Usta, hepimizin yanında kanımızı dökmeye and içmişiz, senin söylediğin lafa bak. Birbirimizin kanını dökmeye and içmedik Memati. Benim yüzümdense önce kendimden başlayayım sıkmaya. Seninle alakası yok Memati. Var usta var. Ben sıktım Abdüley'e. Yeter ki kanı yerde kalmasın.
sık bana. Memati. Sen sıkmıyorsan ben sıkayım usta. Memati, sıkıldım. Sıkıldım, sıkıldım. Usta, ben de sıkıldım. İntikamımızı alalım. İstersen söyle, cehenneme kadar gidelim. Ben gidiyorum. Kim nereye gitmek istiyorsa gitsin. Ne yapmak istiyorsa yapsın. Size son emrim. Artık bu işlerden vazgeçin. Hayatınızı yaşayın. İlk kime gidiyoruz? Herkes evine gidiyor. Bilinsin ki Polat Alemdar görevini bırakmıştır. Durun kardeşim. Bir saniye lütfen. Ne yapıyorsunuz? Çekmeyin. Bırakın. Efendim, başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Efendim, yakın arkadaşınızın ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı. Ancak hastaneye ağır yaralı olarak getirildiği biliniyor. Abdüley Çobalı kim öldürdü? Ben. Anlamadım efendim. Eğer benim yanımda olan biri yaşamını yitirmişse tek bir suçlu ararım, kendim. Bunun gereği olarak kamu güvenliği teşkilatında yıllardır yürüttüğüm görevimden istifa ediyorum. Yerinize kim gelecek efendim? Bu devlet meselesi. Ben artık hiçbir devlet meselesiyle ilgilenmiyorum. İyi günler. Cahit. Abi. İn dedim. Hakkınızı helal edin. Ünsan'la görüşmem lazım. Emredersiniz efendim. Belgelerin basına sızmasıyla ilgili emekli amiral R.Z. suçlanmakta. Belgelerin emekli amiralin bilgisayarına ait IP numarasından sızdırıldığı öne sürülürken Amiral Reze'nin kayıplara karıştığı ve ikamet ettiği adreste bulunamadığı bildirildi. Çok güzel haber olmuş İncim. Kime yazdırdıysan eline sağlık. Saklansın bakalım paşa. Daha ne kadar saklanacak? Ne istiyorsun bu amiralden? Bana cezaevinde yaşattığı her günün bedelini istiyorum. Senin tutukluluğuna ne alakası var ki?
Bu paşayı ben paşa yaptım. Neye sahip olduysa benim sayemde oldu. Sonra da bana ihanet etti. Aramızdaki yazışmaları sızdırdı. Mahkemeye gizli tanıklık yaptı. Emin misin o olduğuna? Değilse karşıma çıkıp ben değilim desin. Barınca ara kızım, olur mu? Telefon almayacağız yanımıza. Kafamızı dinlemeye gidiyoruz. Evladım, acil bir şey olursa... Olmasın anne artık acil bir şey. Olmasın. Hanımın hamile ya oğlum. Bir şey olmaz anneciğim. Olursa da bakarız bir hal çaresine. İnşallah döndüğünüzde bütün sıkıntılarınızdan kurtulmuş olursunuz. Belki de hiç dönmeyiz baba. Babamı görmeye mi geldiniz? Usta, şu işi bir daha konuşalım. Ben diyeceğimi dedim Memati. Sen bir şey yapmak istemiyorsan biz yapalım usta. Ne istiyorsanız onu yapın. Usta, nereye gidiyorsun peki? Tatile Memati, tatile. Usta, çoluk çocuk yüzümüze güler. Kim gülüyorsa gülsün. Artık umurumda değil. İhtiyarlar? Onlara söyledin mi bunu? Televizyondan öğrenirler. Televizyona ne zaman söyledin usta? Memati, bitti. Buraya kadar. Öyle mi usta? Öyle. Peki usta. Takip et Kazım. Seni yakalarsa ya da fark edip ekerse gözüme gözükme. Tamam abi. Hadi. Ortak. Şu muhteremle mi konuşsan? Oğlu bizi dinlemiyor. Belki onu dinler. Dinleseydi gitmezdi. Ne yapacağız? Tatile çıkacağız. Ne tatili? Ortak, canım burnum da üstüme üstüme gelme. Ne diyorsun? Ne hakkında? Her şeyi düzeltebilecek miyiz? Düzelteceğiz. Özür dilerim. Seni üzdüğüm için. Senden istediğim tek şey var. Geçmişe dair hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Nasıl istersen.
Polat Alemdar görevini bırakmış. Duydum. Ne diyorsun? Belliydi. Nasıl belliydi? Abdüley öldüğünde hastanedeydim. Polat'ı gördüğümde dedim ki, bu adam enkaz altında kaldı. Buradan çıkamaz. Yanlış düşünüyorsun. Neden? O çıkmasa bile arkadaşları var, onu çıkaracak. Polatsız hiçbir işe yaramazlar. Madem Polatsız bir şeye yaramazlar, git onların yanında ol. Bir şeye yarasınlar. Anlamadım efendim. Memati'ye birlikte çalışmayı teklif et. KGT'nin başına geçmesini. Kabul etmez. İskender ve Zaza'dan intikam almayı vaat edersen her şeyi kabul eder. İskender rahat durmuyor. Gördünüz mü Tataroğlu'nun gazetesini? Şimdi de Amire'nin peşinde. Bırakın kimden intikam almak istiyorsa alsın. Ne demek alsın efendim? Bunlar bizim adamlarımız değil miydi? Değil. Ama İskender öyle zannediyor. Gel albayım, gel. Efendim, amiralden haber var. Çıktı mı köstebek ortaya? Sizinle kimsenin haberi olmayacak şekilde görüşmek istediğini söyledi. Nerede istiyorsa orada görüşürüm. Tansiyonunuz da gayet iyi efendim. Bugün kendimi iyi hissediyorum. Niye gülüyorsun? Ne olursa olsun sizi vuran adam gömüldü ya. O yüzden yüzünüz gülüyor. Hepsini gömeceğim. Hepsini. İskender başta hepsini. Polat sahiden bıraktı mı? Öyle görünüyor. Memati? Memati Polatsız iş yapmaz. Ama İskender'e de kayıtsız kalmaz. Abdüley yüzünden vicdan azabı çekiyor. Güzel. Çok güzel. Sen Memati'yi intikam alması için motive et. Beni çağırmışsın baba. Amiral'le ilgili haberi kim yaptırdı? Ben yaptırdım. Hangi istihbarat bunu servis etti sana? Müsaadenizle efendim. İskender yapmamı söyledi. Sana İskender'in bütün söylediklerini önce bana söyleyeceksin demedin mi? Babacığım, bazı şeylerine evet demek zorundayım. Yoksa İskender bana niye inansın ki? Kızım, biz bu amiralle uzun yıllar çalıştık. Şimdi demezler mi Davut Tatoroğlu ne yapıyor diye? Baba, ben adamı tanımıyorum bile. Zaten önemi de yok. Her gazetede her gün biriyle ilgili bir şey çıkıyor. İnsanların ilgilendiğini zannetmiyorum. Öyle değil kızım. Bu haberler insanlar için değil, devlet içindeki mekanizmalar için yapılıyor. Peki ne oluyor baba? Yeni gladyocular eskilerini tasfiye ediyor. Feller mi yani? Feller. Peki baba sen? Sen de mi eskilerdensin? Ben eskimeyenlerdenim kızım. Hayatta olduğum sürece
Her dönem benim dönemim. Güzel. Beğendin mi? Hem de çok. Çok teşekkür ederim. Dur, daha içini görmedim. Bekarken çapkınlık evin miydi? Ömrümde ne hiç bekar kaldım ne çapkınlık yaptım. Yemek işini nasıl halledeceğiz? Ben sana yemek hazırlarım. Sen canını sıkma. Abi, bir eve geldiler. Nerede ev? Karamandere'de abi. Kazım, Cahit'le konuş. Güvenilir çocukları evin etrafına koyun. Tedbirinizi alın. Tamam abi. Duydun Cahit. Abi fark eder onları. Fark etsin kardeşim. Onun için yapıyoruz. O da, düşman da fark etsin ki... o bizi bıraksa da biz onu bırakmayız. Emrindeyiz. Çok doğru düşünüyorsun Memati'ciğim. Doğru. Polat Bey'in dinlenmeye ihtiyacı var. Hakikat bu. Bize düşen de onun dinlenmesi için en iyi ortamı sağlamak. Abi intikamımızı almayacak mıyız? Alacağız Erhan. Alacağız. Polat acaba sizi mi test ediyor? Talebe miyiz teste girelim Hikmet? İyi de kardeşim. Bu adam karısının yüzünü görmek istemiyordu. Aldı karısını tatile gitti. Her zaman analiz yaparsın Hikmet abi. Yapsana buna da bir analiz. Anlamıyorum ki. Devlet mi Polat'a çekil dedi? Devletle mi ters düştü? Yoksa Gladio'dan mı korktu? Adam gibi konuş Hikmet. Sesli düşünüyorum birader. Ya da aklıma başka bir şey daha geliyor. Ebru'yu gömüp gelecek. İntikam almaya ilk karısından başlayacak. Karnındaki çocuğun ne günahı var? Burası kahve değil. Konuşmak istiyorsanız gidin kahvede konuşun. Öyle bir şeyle karşısına çıkmalıyım ki... usta bile dayanamayıp tamam dönüyorum demeli. Nasıl bir şey? İskender, Feler, Zaza ve İsrail'in bir çatı altında olduğu bir yer mesela. Bu dördü bir tek yerde yan yana gelir. Nerede? Senle Polat'ın cenazesinde. Hmm.
Gel paşam. Gel. Ayıp olmuyor mu İskender Büyük? Yakışıyor mu size arkamdan haber yaptırmak? Hani biz yemin etmiştik birbirimize sadık olacağımıza? O yemini benim mahkememde aleyhimde konuşurken hatırlayacaktın. İspat et. Yemin ettiğimi silahla kafama sıkayım. Konuş albayım. Bunlar telefon görüşmeleriniz. İskender Büyük aleyhine konuşmalarınız. Bunlar da mahkeme başkanıyla görüşme tutanaklarınız. Siz bunlara inanıyor musunuz? Ben kendimden başka hiç kimseye inanmıyorum. Sen beni nasıl satarsın? Sana o apoletleri vereni nasıl satarsın? Kaç paraya satın aldılar seni? Ben sizi asla satmadım. Sözünü tut, kafana sık. Yoksa seni kendi öz oğlunun yüzüne bakamayacak kadar rezil ederim. Ben gizli tanıklık yapmadım. Konuşmadığım için üstümü çizdiler. Anlamadın mı? Sen konuşmadın ama ben senin arkandan en güzel şekilde konuşurum. Merak etme. Seni kahraman olarak gömeceğim. Sen bekle burada. Ünsal Bey gelmiş abi. Herkes gitsin, kimse kalmasın. Ben de mi ortak? Sen de ortak, sen de. Ben seni sonra ararım. Doğru mu? Halimizden belli değil mi? Nereye gitti Polat? Aldı karısını, tatile gitti. E o zaman dinlenip gelir. Ben bu umutla yaşayacak adam mıyım? O zaman Polat yoksa sen varsın. Devletin sizin gibi insanlara her zaman ihtiyacı var. Ben devlet işlerinden anlamam.
Sen anlama, ben anlarım. Sen yeter ki buradan çıkma. Ne diyorsun Ünsal? Diyorum ki duygusal düşünecek zaman değil. Devletin KGT'ye ihtiyacı var. Benim de intikam almaya ihtiyacım var. Hiç seni böyle göreceğimi düşünmemiştim. Aslında spor giyinmek bana çok yakışır ama fırsat yoktu işte. Çabuk gel olur mu? Karnım acıktı. Gelirim, merak etme. Rast gelsin.
yapacağız Tuncay abi? Hiçbir şey kardeşim. Öncelikle onurlu bir şekilde yasımızı tutacağız. Kardeşimiz vefat etti. 40 gün yasımızı yaşayacağız. 40 mı? Biraz uzun değil mi Tuncay Bey? Hayırdır kardeşim? Evet. Yas tutmaktan başka yapacak bir işin mi var? Hayırlı bir iş niye 40 gün beklesin efendim? Hayırlıysa bekler. Hı-hı. Değilse olmaz zaten. Tamam. Tamam. Kim aradı Erhancığım? Memati abi ofisten çıkmış da ona haber verdi çocuklar. Nereye gidiyormuş? Eve mi? Memati abi Abdüley'in intikamını almadan çocuğunun yüzüne mi bakar üstüne abi? Hüsnü Bey, Allah aşkına böyle baskın yapar gibi gelmeyin. Siz ateşe diyorsunuz ki yanmayın. Mümkün mü efendim? Mümkün mü? Sen kendini ateş zannediyorsan, Memati abi ne? Memati Bey, şu anda bir babadan ziyade acılı bir kardeş gibi. Bizimle ilgilenemez. Ay ne kardeşi ayol. Kılıç, kılıç. Ay kesecek adam arıyor. E sen de gelip kafanı uzatıyorsun beni kes diye. Feda olsun size Endam Hanım, feda olsun. Vallahi Hüsnü Bey, evlendikten sonra bu tavrın bir değişsin. Ben kılıç olur vallahi seni keserim. Siz şu an evlendikten sonra dediniz ya, isterseniz şimdi dilim dilim doğrayın. Hüsnün senin ey dilber nadide kamer mi? Ah huri misin ey afeti can yoksa beşer mi? Aman aman aman. Aman aman adıya kurban. Geldi mi çocuklar? Geldiler abi. Her tarafa yerleştirdik. Usta fark etti mi bir şeyi? Yok abi. İyi.
Hayırdır abi? Usta nerede? Balık tutmaya gitti. Canı balık çektiyse bir kasa alaydık. Bir şey konuştu mu seninle? Niye böyle yapıyormuş? Abi, benimle vakit geçirmek istiyor olamaz mı? Allah uzun ömür versin. Bol bol geçirir yenge. Bir yere mi gidiyorsun? Abi, lütfen beni anla. Yuvamı kurtarmaya çalışıyorum. Ben de itibarımızı... göremiyoruz. Ağaçlar engel oluyor efendim. Geldin Memat. Yok usta, tokum. Ünsal ofise geldi. Bana ne? Ne demek bana usta? İlgilenmiyorum Memati. Usta adam devam edin diyor. Haberleri izlememiş mi? Bana diyorsa Zaza'yı İskender'i sana veririm diyor. Veriyorsa al Memati. O zaman devam et diyorsun yani. Ben balıkçıyım Memati. Bana balıkla ilgili bir şey soruyorsan sor. Devlet işi mi? Ben anlamam. Kaçıyorsun yani? Kaçıyorum Memati. Ayıp değil mi usta kaçıp gitmek? Bizi yarı yolda bırakmak? Yarı yola kadar getirdim sizi. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Ya geri dönün benim gibi, ya da arkanıza bakmadan devam edin. Sen beni affetmiyorsun, ben biliyorum. Ne alakası var Memati? Demiştin, Abdüley'i kim vurursa affetmeyeceğim diye. Ben de kendimi affetmiyorum. Hadi şimdi ne olacak? Oğlun olmasa kendi kafana sıkardım Memati. Kendini sıkmadıktan sonra kime sıktığınla inan ilgilenmiyorum. Sen de haklısın. Rastgele reis.
Ne var Bulut? Neredesin ortak? Yoldayım. Nereye gidiyorsun? Abdüle'ye bir şey götürüyorum. Hayırdır ortak? Çiçek. Çiçek. Ortak, iyi misin? Sonra konuşuruz. Değirmen başında vurdular beni, vurdular beni. Kirli kütükleye sardı. Kardeş, seni vurduğum için özür dilerim. Ne yapıyorsun ortak? Günah çıkarıyorum. Memati, saçmalama. Usta nasıl tövbe ettiyse ben de tövbe ediyorum. Bir daha da bu ilme silah almam. Memati! Ulan manyak mısın, deli misin, ruh hastası mısın, nesin be adam? Kardeşim dediğim, uğruna öleceğim adamı öldürdüm. Öldürmeyip ne yapacaktın? Keyfine mi sıktın sanki? Hadi, hadi kalk. Kalk şuradan. Hadi hastaneye gidiyoruz. Bedri diyor ki, ortalık karışıkken yapabileceğimiz kadar sevkiyatı yapalım. Memati'nin limandan. Evet. Memati kendini toparlayana kadar ne yaptık, yaptık. İrbam, işin içinde başka bir iş yok değil mi? Ne iş olacak Zaza? Para kazanacağız işte. İyi. Kazanak o zaman. Niye gelmiş bu ayı? Yeni sevkiyat için gelmiş. Zaza'ya söyle, işi bitince yanıma gelsin. Cevher, İrbam'ı yolculuğa getir. Emredersin dayı. Yine örgütün malı mı? Ha. Sen nereden bilirsin? Sen de İbrahimlerden malı çalacaksın. Gönlüm oğlumu niye çalam? Niye başkasına pay verelim? Zaten çalıntı mal. Ayı ama ormanın sahipsiz ayısı değil ki. Sonra başımızı bir de onlarla belaya sokmayalım. Bizim değil. Memati'nin başı onlarla derde girecek. Geçmiş olsun. Ne inatçısın be adam? Bırak serum taksınlar. Tuncay abartma. Altı üstü bir kurşun girdi. Elin parçalandı, parçalandı. İyi ya. Madem birine bir şey yapamıyoruz, bahanemiz olur. Ortak, seni mutlu edecekse birilerine sıkalım. Kime? Canım ne fark eder? Birinden başlayalım işte. Geçti ortak, geçti. Ben sıkacağım yere sıktım. Ortak bak şu telefona. De ki Memati Baş mağlulen emekli.
Nerede öğrendin sen yemek yapmayı? Ankara'da, öğrenciyken. Balık yapmayı? Balık yaparsan tavlayamayacağın kız yoktur. Üf. Hani sen hiç çapkınlık yapmazdın? Hani geçmişten konuşmayacaktık? Bu çok geçmiş ama sayılmaz. Benden bu kadar. Gerisini sen halledersin. Ben banyoya gidiyorum. Mola çöktüler. Hanginiz sattıysanız beni, bedelini ödeyeceksiniz. Kim burada yoksa o bizi sattı. İkiyiz de derdinizi daima anlatırsınız. Bu iş yanınıza kalmaz. Siz hem Memati'nin limanında iş yapın, hem de kim sattı deyin. He? Memati bu işi yapacak durumda mı? Ha? Kendi derdine düşmüş. Polat terk etmiş. Memati eline sıkmış. Ne diyorsun sen Cevher? Beni öyle bir işin içine attın ki yani İskender Bey. Yani çık şimdi, çıkabilirsen. Yine ne oldu Zaza? Ya bütün tilkilerin kuyruğunu birbirine bağlısın. Sonra geçirsin kenardan, seyredisin. Eksik bağladığımız bir kuyruk varsa söyle. Var. Mamati'nin kuyruğu eksik. Herif kendi eline kurşun sıkmış. Niye? Ya tövbe etmiş bu işlere. Ha şimdi ben nasıl inandıram irbağımlara ki Memati bu işi yaptı diye? Ben bu adamları anlamıyorum ki. Hangi geri zekalı ne sebeple kendi eline sıkar? Ya şimdi mafya raconu mu tartışacak seninle? Herif kendince raconunu yapmış. Biz ne yapacağız onu söyle. Diyeceksin ki gerizekalılar örgüt malınıza çökmüş. Heh. Aha malınızı geri aldım. Heh. Bu da cezanız. Değilsin. Sonra da gidip Memati'ye diyeceksin ki İskender Büyük seninle görüşecek. İki eline birden sıkmamış İskender Bey. Tek elinden sıkmış. Öbür eliyle de kafamıza mı sıksın? Yo yo yo.
Polat seni tatlı uykundan uyandırmış ya. Sen bir korkmuşsun. Ne? Kim? Ben? Asla. Ortak. Bak. Söylemeye fırsat bulamadım. Sonra benden gizli iş yaptın deme. Davut Tataroğlu'nu ben kaçırdım. Adamı kaçıracağına fırsatı kaçırma. Hazır güvenini kazanmışsın, yanına dön. Sen biraz toparla da ondan sonra karar verelim. Verdim gitti işte. Yanına dön. Bizim yanımızda rezil, sefil olma. Ortaklığımız yine baki. Doğrudur. Sen bir plan yapıyorsun. Elime sıktım, ben de bıraktım hesabı. Herkes rahat olsun ha? Ulan nasıl bir ismimiz var? Usta bıraktım diyor, ben inanmıyorum. Ben bıraktım diyorum, sen inanmıyorsun. Planın ne, bana onu söyle. Başlatma planından ortak. Ne planı? Ben sana lazımsın diyorum. Senin yaptığına bak. Gördüğün gibi işine yaramam artık. Sen de bu sevdadan vazgeç. Saçmalama Memati. Baktım devletin beni çürüye çıkaracağı yok. Ben kendimi çıkardım çürüye. Ne zaman iyileşecekmiş? Vallahi eli iyileşir de kafasını bilmem. Zaza ile İskender senin üzerinden iş yapıyor. Haberin olsun. Hiç gaza gelme Müsal. Müsteşar değil misin? Bana söyleyeceğine git hallet. Bedri, sen şimdi bana muhbir değilsin. Bir tek orada olmayan sendin. Yani Bedri, sen şimdi bana muhbir değilsin. Muhbir demiyor Zaza. Niye lafı ters anlıyorsun? İrbam, şimdi sen bana hırhız değilsin. Sana kimsenin bir şey söylediği yok. Bir dur, şu meseleyi konuşalım. İrbam, şimdi sen bana boşboğaz değilsin. Sana sadece şunu söylüyoruz. Mal nerede? Ya onu söyle siz o kolay. Cevher, mal nerede? Bizde dayı. Biz malı nereden aldık Cevher? Örgütten dayı. Nasıl örgütten? Nasıl örgütten diye soruyor katırcı. Örgütün malını çalarlarsa bu örgütte eşek değil herhalde. Malığın izini sürüyor. Madem eşek değil bu örgüt, sen onlardan bu malı nasıl aldın Cevher'im? Kafalarına sıktım dayı. Aferin oğlum Cevher. Demek ki mal anamızın ak sütü gibi bize helal. Şimdi benden ne istisiz siz onu söyleyin. Zaza, çift taraflı çalışıyorsun. Bunun bedelini ödetirler sana. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Benim seninle bir meselem yok. Elbet bu malın bir de asıl sahibi var. Sonra demedi demez Zaza. Ya malı kaldığımız yerden aynı şekilde satarız ya da... Ya da?
İbrahim'in dediği gibi olur. Bedri, yani sen şimdi beni sevmişsin, öyle mi? Ben parayı seviyorum. Duyuyor musun Cevherim? Dayı benim bildiğim katır saman sever, ot sever. Kağıdı ne yapacak? Değilsin yani Cevher. Bakın ben istedim ki benim ortaklarım da benim gibi işlerine sadık olsunlar. Bir daha mal sevk ederken malı kaptırırsanız ikizin birden kafasına sıkarım. Yok daha da biz seninle çalışmayız. Senin rejimin bize ağır geldi değilseniz yine ikinizin de kafasına sıkarım. Çaydan sonra biraz yürüyelim mi? Olur. Niye gülüyorsun? Komik çünkü. Neden? 2 hafta önce biri seninle bunları yaşayacağımı söyleseydi güler geçerdim. Hayat. Galiba hayatın en güzel tarafı umudun umutsuzluktan hemen sonra gelmesi. Ya en çok da bu çocuğa üzüldüm. Daha dün geldi, bugün her şey bitti. Kim bu ortak? Artık bir önemi var mı? Belki yanıma alırdım. Cahit, Bulut seni yanına istiyor. Sen ne diyorsun abi? Elim ağrıyor Cahit. Bir şey diyemiyorum. Ağrın geçince ne diyorsan onu yaparım abi. Zaza ile Cevher kapıda. Seninle görüşmek istiyorlar. Yok benim kimseyle görüşecek bir şeyim. Görüşmüyorsa eve taziyeye geliriz dediler abi. Of. Ya bırak gelsinler. Bu herif görüşeceğiz diyorsa görüşecek. İyi. Gelsinler. Ortak. Hazır gelmişlerken gel şu işi bitirelim. Ben tövbeliyim ortak. Sen kimi vuracaksan vur. Var 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 var. Senin bir planın var. Var var. Sen rahat ol. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Kardeş başı sağ olsun. Sen sağ ol diyecek halim yok ya. Ne bakıyorsun? Ben sağ dedim Cevher. Burnundan solidir diye. Sen dedin yok. Aramızda husumet de olsa taziye taziyedir. Taziye almıyoruz Zaza.
Bulut, kardeş sen bize bir müsaade et de kardeşimle baş başa konuşalım. Geçmiş olsun kardeş. Küreği sert mi salladın toprağa atarken? Zaza, sen gelene kadar tansiyonum 14'tü. Şimdi 19. 22'de tövbe möbe kalmaz. Aynısını Sikender Bey'e söyledim. Memati'nin tövbesine bakma. Seni gördüğünde bozulur dedim. Yok dedi, sen git ona de ki ben onu görmek isteyeyim. İskender mi beni görmek istiyormuş? Ha, üstümüş. Ha, o da mı beni yanımda istiyormuş? Estağfurullah. Estağfurullah. Sen öyle yanda, arkada, önde, kenarda duracak adam mısın? O zaman? Ya işte bu devletin işlerini benden daha iyi bilirsin. Ne kendileri sahipsiz galiler, ne de kimseye sahipsiz bırakırlar. Bana öyle geldi ki İskender Bey kendisinden sonra yerine seni düşüneyim. Çok iyi düşünmüş. Memati Polat'la birlikte bir plan yapıyseniz, vallahi billahi iyi plan. Herkes sizin atladığınız kuyuya bakıyor. Bunlar neydi diye. Biri arkadan pıysa hepsi kuyuya atlayacak. Çok büyük planlarımız var Zaza, çok. O zaman iyi. Ben gidem İskender Bey'e diyeyim ki gelmeyin. Onların zaten bir planı varmış. Ne istiyorsan onu söyle Zaza. Kardeş, bir planınız var mı yok mu onu söyle. Var Zaza, çok büyük planımız var. Kardeş, beni planınıza dahil etmeyin. Ne istiyorsanız onu yapın. Yoruldun mu? Biraz. Temiz hava çarptı. Sen eve gir. Ben biraz daha yürüyeceğim. Olur. Sana birini öldür dedim mi öldürüyorsun. Birini getir dedim mi 40 dereden su getiriyorsun. Eyvallah, kusura kalma İskender Bey. Ben diplomat okulunda okumadım, ilk mektepten terk. O da tek aklımda kalan hayat bilgisi. Ne planları olacak, taktım bir plana. Planı olmayan adam ele rahat oturmaz ha. Çekil o kuyunun ögünden deyim sana. Bir yanımda sen, bir yanımda Memati varken kimse beni durduramaz. Yarım akıllı Abdüley ile ortalığı birbirine kattım. Memati ile düşünemiyorum bile. Düşünme zaten. Ne düşünüşün? Zaten bu düşünce adamı kuyuya çekiyor. Memati inanmıyordur benim eski gücümde olduğuma. Sen ona de ki, İskender seninle tek görüşmeyecek. Arkasındaki güçle görüşecek.
Valla doğru söylesin. Sen düşüsen kuyuya, bırak arkandakiler de gelsin. Eğer bunu da kabul etmiyorsa, limanda uyuşturucu kaçırılırken çekilen fotoğrafları göster. Ne fotoğrafı? Memati eğer bana yok derse ömrünün sonuna kadar cezaevinden çıkamaz. Yok, sen bana söylemiyorsun. Birisi yaptı bu işi. Tuz ver. Tuz yok. Tansiyonun çıkıyor. Yarın evden atacağım o tuzları. Ben de seni evden atacağım. Atarsan at. Tek elinle mi bakacaksın Mamuş'a? Gelen deliyse içeri hiç alma, sen dışarı çık. Onun adı Hüsnü. Deli değil. Selam aleyküm bacı. Abengil evde mi? Evde. İki tane acı kahve yap da içelim. Selam aleyküm. Afiyet olsun. Aleyküm selam. Abi, bu adamlar niye gelmiş? Seni istemeye. Git kahve yap. Niye geldin? Bir kahveni içmeye. Kardeş, İskender Bey'e dediğini dedim. Nuh diye peygamber demeyi. Memati bana inanmışsa gelsin benimle beraber arkamdakileri de görsün diye. Kimmiş onun arkasındaki? İsrailler yok mu? Benim oğlumu kaçıranlar. Kardeş, bunların hiç utanmaları, ağırlanmaları yok ki. Dünde kaldı değiller. Sen ne diyorsun? Acaver şahit. Kuyunun ögünden çekilin deyim. Demedim Cevher. Vallahi dedin dayı. O zarf ne? Ya ona inşallah gerek kalmıyor. Bak bilirsin, bu hayatta en sevmediğim şey gamazlık. Ama İskender Bey değil ki, bunları Memati yanıma geldiği an yırtarım. Mal taşıyorlar öyle mi? Ben fotoğrafın yalancısıyım. Kimsenin günahını alamam. Bu işin içinde sen de var mısın Zaza? Fotoğrafta beni görür müsün? Nerede görüşecekmişim İskender'le?
Sen nerede istesen orada. Sağ olasın bacı. Sağ olasın. Hakikat görüşeceksin. Görüşeceğim. Sen de şaşırdın değil Cevherim. Ne şaşıracağım dayı? Bunun içi tuz dolu. Zıkkım iç. Hı? Gelmesinler bir daha bu eve. Sana mı soracağım evime kimin gelip kimin gelmeyeceğini? Ben de burada yaşıyorsam soracaksın tabii. Neredesin Kazım? Kazım, git ustaya de ki Memati silahsız İskender'le İsraillerle buluşmaya gidiyor. Sana gel dedim mi Kazım? Ustaya söyle dedim. Beykoz'da eski fabrikalar yok mu orada? Geliyorsa gelsin, gelmiyorsa da canı sağ olsun. Koşun yerine. Abi, senin ne işin var mamuşu kaçıranlarla? Vır vır etme Gülendam, git ceketimi getir. Şimdi ne değilsin yani? Bu Memati bir terslik yaparsa vuracağız mı? Vuracaksın tabii. Ne yapacaksın? Tabii. Burak. Vuralım. Dayı. Bile bile ölüme gidik. Oğlum. İskender dururken, İsrailli dururken o kurşunla gelip bize girirse Cevher, benim artık Azrail'e diyecek hiçbir şeyim yok. Yürü gidelim, yürü. Polat. Yenge. Kim o? Benim yenge Kazım. Yenge, abi nerede? Bilmiyorum, yürümeye gitmişti ama bir şey mi oldu? Abiyi bulmam lazım yenge. Thank you.
Geldi. Buralarda bir şey yok. Bir koku geliyor. Ne kokusu? Bir yerde ateş yanıyor. Duman kokusu geliyor. Yenge, sen bekle. Senin limanından uyuşturucu kaçırılıyor. Bu ne demek? Bir ömür hapisten çıkamazsın demek. Sen hapisten kurtuldun mu ki beni hapisten kurtarasın? Memati'ciğim, seninki 2 kilo toz. Elbet bir şekilde toz uçar gider. Benimki devletin kayalarını yerinden oynatmak. Ya bu kayanın altında birilerini bırakacağım ya da altında ben kalacağım.
Sen kayanın altından bir çık, ondan sonra görüşelim. İskender Büyük kayanın altında değil. Biz onu oradan çıkardık. Eğer bizimle olursan, sen ve senden doğacak olanlar ömürlerinin sonuna kadar güç içinde rahatça yaşayacaklar. Kardeş, ben senden doğacakları bilmeyeyim. Ama bunların parası, İskender Bey'in aklı, benim yüreğim, senin de bileğin yan yana geldi mi, güç de bizim, devlet de bizim, para da bizim, şöhret de bizim. Ne değilsin? Ulan Memati, ulan Memati, ne işin var burada? Ya insanlık kurtulur diyeyim, daha ne süsün? Ben garanti isterim. Senet mi yazacağım sana burada? Polat Alemdar sana ne garanti verdi? Nerede? Hani? Yok. İşte zor günde kimse yok. Ben de onu söylüyorum.